sonuçta toplam kalite yönetimi dedikleri ve sürekli aslında hastaneleri denetlediklerini söyledikleri, oysa ki sadece kağıt üzerinde denetlenen bir sağlık sistemi var bugün. Ve belli ki bu kadar ihmaller yaşanıyorsa ve bebek ölümlerinin bu kadar fazlalaştığı bir ortamda tabii ki bir denetimsizlik var. Üstelik bir önceki dönem İstanbul İl Sağlık Müdürü olan kişi bunun 2023 yılında, hatta Mart ayından itibaren bildiklerini söylüyorsa ve aradan geçen bu kadar zamana rağmen hala bununla ilgili hiçbir adım atmadılarsa, otomatikmen sorumlu olarak biz tabii ki Sağlık Bakanlığı'nı ve o dönemin mevcut İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nü görürüz. Özel hastanelerden bir tanesi yine eski bakan olan Müezzinoğlu'nun hastanesi. Ama kendisiyle konuşulduğunda bile vicdanının son derece rahat olduğunu, bir ihmal olmadığını söylüyor. Oysa ki biz biliyoruz ki bu sağlıktaki dönüşüm politikaları başlamadan önce özel hastane sayısının birkaç taneyi geçmediği bir süreçte nedense sağlıkta dönüşüm politikası hayata geçtikten sonra mantar gibi türeyen bir özel hastane furyası var. Daha önceden tek başına tek bir hastane olan özel hastanelere baktığımızda pek çok patronun artık böyle zincir bir şekilde hastaneleri olduğunu görüyoruz. Yani şimdi buralar gerçekten rant alanı değil mi? Bizim gözümüzde aslında ki mevcut bu sağlık politikalarının tam da bu sermayedarlara ya da işte patronlara, bu iş ve özellikle sermayedarlara, patronlara ve işte fabrika sahiplerine, şirket sahiplerine biraz daha sağlık alanını açıp buralardan rant sağlamaları. Bizim ses olarak tabii ki her zaman için buna dair diyoruz ki yeni bir sağlık sistemi mümkün. Bunun için de sağlık sisteminin kamusal olması gerektiğini ve gerçekten parasız, herkese eşit, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği, tedavi edici değil koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği, halk sağlığını koruyan ana dilinde bir sağlık hizmetinin mümkün olduğunu her zaman dile getiriyoruz ve mücadelemizi de bu şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Sağlıkta yaşanan bu skandala ilişkin şöyle, bu skandal aslında ne ilklerin ne sonu olacak. Çünkü 2000'li yıllarından başlayan bir genel sağlık sigortanın kapsamı alanı ile birlikte sağlığın ticaretleştirildi. Sağlığın artık meta haline getirildi. Sağlık emekçilerin köle olarak algılandı. Hastanelerin fabrikalara dönüştürüldü. Hastaların ise müşteri olarak algılandı bir noktadan itibaren. Tabii ki elbette söylenecek çok söz var. Tam da bu noktada AKP'nin getirmiş olduğu sorunun neticesi nedir? Sonucudur bu. Bu çeteleşen sağlık sisteminin artık çetelerin elinde. Sağlık Bakanı, bugünkü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki bu sorunun yaşadığını tespit ediyor. Denetlemelere gidiyor. Tespit ettiğinde neden herhangi bir işlem yapılmıyor? Ya da söz geçiremedi çetelere. Çetelerin savcılığı tehdit ettikten sonra bu ortaya çıkıyorsa Sağlık Bakanı ve Sağlık İlk Müdürü Kemal Memişoğlu bunlara söz geçiremedi mi? Bir de bu noktada bakalım. Şimdi haberlerde, taplarda geçen nokta bir şoför var, bir iki tane hekim var. Sadece bu kadarla mı ilgili? Bir şoförün komuta merkezinde bebeğin yoğun bakımlık ihtiyaçlarını yer ataması söz konusu mudur? Şoföre hasta verilir, şoför ilgili hastaneye, verilen hastaneye götürür. Yani burada da bir eksiklik var. Geriye, yani orada kamu hizmeti sunan insanlara ulaşılmıyor. Bir yerde artık bu soruşturmanın durdurulduğu noktası açık ve nettir. Biz kim sorumluysa, bu çetelerin bu derecede işlerin yapılmış olduğu bir noktada kim sorumluysa onun hesap vermesi gerekiyor. En başta komuta merkezindeki o bebeklerin o hastanelere komuta gideceğini belirten şoföre komuta verip şoförün böyle bir emri yok. Şoför kendi kafasına göre o bebeklerin o hastaneye götürmeye ve anlaşmalı olduğu hastanelere götürmeye yetkisi yok. Bunun arkasındaki insanlara da ulaşmamız lazım. Bu olayda baştan sona iktidarın ta kendisi sorumlu. En başta Sağlık Bakanı'nın hastanesi, Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi bu işin içinde. Ama Sağlık Bakanlığı yapmış. Demek ki Sağlık Bakanlığı, şu anki Sağlık Bakanı da görevini yerine getirmemiş. Önceki dönem Sağlık Bakanı görevini yerine getirmemiş. İktidar yeterince yerine getirmemiş. Denetlem ve denetim mekanizmasını işletilmemiş. Bu açıkça ortaya çıkıyor. Biz sağlığın ticari kısmının yanlış olduğunu dile getiriyoruz. Sağlıkta ticaret ölüm dedik 22 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır. Bizim her yazımızda, her basın açıklamamızda bizim dile getirmiş sağlıkta ticaret olmaz, sağlıkta şey olmaz. Ve aslında
denetimlerin yetersiz kaldığını nerede biliyoruz? Mayıs 2023 Mayıs ayında denetime çıkmış, eksikler var olduğunu görüyor, tespit ediliyor. Hiçbir şey yapılmıyorsa demek ki birileri üstten susturmak ve susturulmuş ki Sağlık Denetim Kurulu bir şey yapamamış. Bunun sebebi kimdir? Şu anki Kemal Memişoğlu'dur. Sağlık Bakanı olan Kemal Memişoğlu'dur. Bunun dile getirmemiz lazım. Bunun sebebi olan asıl iki, yani göz önünde tutan iki kişi şahıslar değildir. Bunun gerisindeki kamu hizmeti sunan insanlardır, iktidardır. Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanı'na bağlı İl Sağlık Müdürü ve Denetim Merkezimizi yok eden tüm birimlerdir. Kamu ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti sunmaktır. Bunun çözümü birinci basamak aile hekimlerinin güçlü kılmaktır. Bu kurucu sağlık hizmetini güçlü kılmaktır. Bunun çözümü performans değildir. Bunun çözümü ne kadar çok hasta o kadar çok para mantığı değildir. Bunun çözümü açık ve nedir? Nitelikli, ücretsiz ulaşılabilir ana dilde sağlık hizmetidir. Kamu eliyle özel hastanelerin bu kadar peşkeş çekildiği, özel hastanelerin bu kadar ciddi anlamda ön plana çıkartıldığı noktada değil, kamu hastanelerin daha güçlü kılındı. Birinci basamak hizmetlerin birinci güçlü kılındı. İkinci basamak hastanelerin daha her birimde, her alanda uzmanların bulunduğu yer şeklinde ayarlamasıdır. Bunu neyle düşürsün? Giderlersen gitsinler değil. Bunların sağlık emekçilerinin ülkesinde kendi hizmet verecek şekilde ayarlamaktır. Bu neyle olur? Ekonomik özlük ve demokrasi haklarını vererek olur.